Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Seni göreyim Murat. Tamam. Konu şu. Çok ilginç. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Malum şu ağlarda geçiyor 268'de. O Abdullah. Bak şimdi. Bir daha okuyayım, bu çok önemli. Bunu kaçırırsan dersin arka tarafı devamını çok nakıs olur. Bak. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Mutadid çeşitli manaları vardır her bir ayetin. Tamam. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam. Buna benzer yerler var. Ben okumuş sayıyorum. Birinci derste yapmıştım İzmir'de. Şimdi İmraniye'de. Dün akşam İzmir. Bu akşam bu. Şimdi bu manayı anladık. Her bir Kur'an'ın mutadid manaları vardır. Her mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sırınca Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı var. Adem Aleyhisselam cennetten ihraç edilmiş. Bu asırdaki masadaki kimdir ve neresidir, nasıldır? Neresi cennettir ki ihraç edilmiş, edileceğiz? Dün yarısını okudum. Devam edeceğim. Cennetten Adem Aleyhisselam ihraç edilmesinin simgeselliği bu asırda insanlar hangi cennetten, hangi sebeple ihraç ediliyorlar? Çok ilginçtir. Her bir mana küllidir. Peki. Mesela anladık değil mi konuyu? Adem Aleyhisselam'daki hadise sensin. O ki Adem Aleyhisselam'la alakalıdır, bana niçin takdim ediliyor? Adem Aleyhisselam bana niçin takdim ediliyor? Adem'de maksat benim, Adem benim, Şit benim, Nuh benim, Muhammed benim Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an bana indirilmiştir onun eliyle dersen Kur'an'a hakiki bir muhatap olursun. Meryem benim, İsa benim. Ha, bakalım hangi cennetten ihraç edildik, hangi sebeple? Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridirler. Ziyayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir ve zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsanı tergip eder. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder. Onun ile kalem ve fiilen şükre İrşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık ve nimet ise kısa ve muvakkat bir lezzet izaresiyle beraber hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Fethuli fi gir. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Gireceksin demiyor. Gir cennetime. Burada manevi bir cenneti tattırıyor. İki tane cennet var. Manevi cennet geçer Risale-i Nur'da. Bir de nurani cennet.
Nur ve nurani. O nur ve nurani ahirette inşallah sizi bekleyen cennettir. Dünyada ise manevi cennettir, ruhta yaşanandır. Ruhtaki cennete manevi cennet diyor. Dolayısıyla bu cennet o cennetin hakikatidir. Çok ilginçtir. O eylemseldir ama onun çekirdeği ruhta burada yaşanıyor. Şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır. Teşbih değil. Bu vakadır. İstikamet hidayettir. Sadakat istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. Sadakatı kaybedersen ruhun hidayetin yani ruhun cennetinden düşersin arza. Anlıyor musunuz? Orada da istikamet vardı cennette. Ama cennet olduğunu bilmiyordu Adem Aleyhisselam. Eğer Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilseydi onu yemezdi. Çünkü şeytan dedi ki ilk defa yalan oluyor. Yalan ilk defa orada ortaya çıkıyor. Nereden bilecekti? Sen bunu yersen beka bulursun. Eğer hakikaten bizim bildiğimiz gibi cennet anlayışı olsaydı orada ölüm olmadığını, beka olduğunu ve dolayısıyla yemeyecekti. Demek ki insan cennette olmak yetmiyor. Cenneti fark edersen cennet cennet olur. Cennet cennet olur. Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyordu. Bilseydi beka olduğunu bilirdi. Ama cennetteydi. Cennet olmuyor o zaman. Ha güzel hayat var böyle. Zıttı denilen şey yok. Yani Adem alemlerini fark edersen vücut alemlerini idrak edersin ve cennete girersin. Ruhun manevi cennetine. Adem alemlerini fark edip vücut alemini idrak eden ruhun cennetine giriyor. Başka cennet okuyacağım. Hani yukarıda bir tanesini okumuştum. Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantazileriymiş. İşte rızık şükür vasıtasıyla o kadar kıymetli ve zengin bir hazine camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sukut eder. Nimetlere şükür ile bu dünyadaki cennetimizden bak nimetlere şükür ile burayı kaçırma. Nimetlere şükür. Şükür elhamdülillah şükür o en alt seviyesidir. Farkındalık olmak. Fark etmek. Nimetin nimet olduğunu fark etmek. Onun sana gelebilmesi için ancak Allah olduğunu kabullenmek değil. Doğrusu da budur. Doğrusu da budur. Gelemez kardeşim. Kopardın o şeftali erik. Allah takmadıkça sana gelemez. Topraktan sana kimse pamuk veremez. Topraktan, oradan geliyor. Topraktan arabayı çektik, seyrettik. Topraktan kumaşlar geliyor, kumaşlar, pamuk. Pamuk çıkan çubuk odun. Nimetlere şükür ile bu dünyadaki cennetimizden şükürsüzlük vasıtasıyla ihraç ediliyoruz. Şükürsüzlük ruhani cennetimizden şükür ile kazanılan cennetten ihraç ediliyoruz şükürsüzlük ile. Namazda bütün şükürlere bakmaz hesabıyla hususi bir cennettir. Allah Allah. Adeta başka bir yere okuyorum. Lemalar 203. Adeta imanda bir cennet çekirdeği ve dalalette ve sefahatte bir cehennem çekirdeği bulunduğunu ben kendim çok tecrübelerle ve hadiselerle aynı yakin görmüşüm. İmanda bir manevi cennet var. Nurani cennet ahirette. Dalalet ve sefahat bizi o cennetten çıkarıp düşürüyor.
İhraç olmamıza sebeptir. Dalalet ve sefaet. Başka Kastamonu'da 156'dan okuyacağım. Hakikatta imanımız oldukça burada da cennetteyiz. Peki niye fark etmiyoruz denilse, cennetteyiz hakikatta, niye fark etmiyoruz? Eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmese, hayat zahiri ve kısa bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. İman hayata hayat olursa vallahi billahi ruhun cenneti olur. Bizi o cenneti cennetten ihraç eden isyan, zahiri kısacık lezzetler peşine koşmaktır. Niçin? Fark etmiyoruz. Şu alar 678. Ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissetmiyor. Ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissetmiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Ehli hidayet imanın kıymetini bilmiyor. İmanın kıymetini bilmiyoruz. Peki niçin hissetmiyoruz? İptali his nevinden ehli iman imanının lezzetini alamıyor. Kafir ise küfrün elemini alamıyor. Şöyle geçiyor ikinci sözde. İman tubayı cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür cehennemi zakkumun çekirdeğini saklıyor. Saklıyorla taşıyor ne farkı var? Bak iman tubayı cennetin çekirdeğini taşıyor. Ne anlarız Murat'ım? Taşıyor. Naklediyor. He? Taşıyor. Bir yerden bir yere taşıyor. Ötekisi de içinde saklıyor. Ne demek yani böyle bir şey yapsan? Buradan oraya taşıyor ya da oradan buraya taşıyor. Ha, taşıyor. Mesela şöyle diyelim. Tokatlı olan var mı burada? Yok. Bursa? Burada yok. Allah Allah. Mesudiye var abi. He? Mesudiye çok abi. Mesudiye. Çuvalla var burada. Tamam. Şimdi. Niçin dedim biliyor musunuz? Orada şeftali çok büyük ve kokulu oluyor. Kokulu. Şimdi arabanıza şeftali doldurdunuz. Arabaya şeftali doldurdunuz. Dikkat edin buna. Yani koltuk, arka koltuk. O arabanın içine kokar. Şeftali kokar. İşte şeftali taşırsanız şeftali kokar. Güzel de olurdu ha. Tamam. Açık çünkü. Taşıyoruz. Kapının içine koyarsan kapatırsan kapağını da kapatırsan saplıdır. Bunu açmazsan sıkıntı olmaz. Evet. Küfür ise gömdün. Eğer bir çıksa adam intihar eder. Onun için küfür dalalet tohumunu saklıyor. Kapalı üst. Kapatılmış. Toprak altına gömülmüş. Kimse görmüyor. Kafir onu bir hissetmeye başlarsa duman olacak. Duman. Merhameten Allah o küfrü hissettirmiyor. Biri açıkta biri kapalı. Biri açıkta biri kapalı. Yani, Müslüman rahattır. Kalplerin mühürlenmesi de buna şey mi? Orada Üstad anlatıyor. Sari bir hastalık olacaktı yoksa Cenab-ı Hak mühürlüyor. Ulaşmış evet işte ondan yani. Sonra bitiyor iş. Doğru düşünen birisi. Hadisata Cenab-ı Hak cihetinden bakabilen kendisini kötü hissetme imkanı yoktur. Kendimizi cennetten çıkarılmış hissediyorsak doğru düşünmüyoruz demektir. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir.
Eğer huzursuzsan, cehennemdesen doğru düşünmüyorsun. Demek ki cennetinden seni ihraç eden yanlış düşüncelerdir. Ne yapacağız? Doğru düşünmek için doğru insanlarla beraber olacağız. Allah namını alacağız, vereceğiz. Mevcudata, hadiselere, Cenab-ı Hak hesabına bakabildiğimiz ölçüde burada da cennetteyiz. Zira hadisat istikbalden hale uğrayıp maziye dökülüyor. Biz iman ile, dua ile, şuur ile, rıza ile karşılayabildiğimiz ölçüde rahatız. Zaten karşılamazsak da, kabul etmesek de hadisat olacak. Dişir, ezberlemiştik ya, dişir. Dişir neydi? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile hadiseleri karşılarsan en acımasız hadise bile sana cennet olur. Dua, dişir. Dişir. Dua ile, iman ile, şuur ile, bak. De, dişir, dua, i, iman ile, şe, şuur, re, rıza ile gelen hadiseleri ahirete noktasına bakarsak, dünya cihetiyle değil, rıza ile bakarsan, istersen bakma. Baksan da bakmasan da gelmiş, gidecek. Sıkıntını istesen de kalmıyor, o da gidecek. Arkadaş, dünyanın üç veci vardır. Birisi ahirete bakar çünkü onun mezrasıdır. İkincisi esma üstüne bakar çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar, bu veciyle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fani hayatın tekalifine medar olur. Nur-u imanla dünyanın evvelki iki vecine bakmak manevi bir cennet gibi olur. Gördünüz mü manevi cenneti? Üçüncü veci ise dünyanın fena yüzüdür ki zati ve emniyetli bir kıymeti yoktur. Mesnevi 79. Bak bir daha okuyayım. Cennet neymiş? Dünyaya ahiret itibariyle bakar. Onun mezrasıdır. Ahirete mahsulat yetiştiriyor. Dünyanın üç yüzü var. Ahireti mezrasıdır, Esma-i Hüsna'nın tecelligahıdır, nefsin melabegahıdır. Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, ahiretinde mezrası diye bakabilirsek, dünyada ruhumuz manevi cennete girer. Dünyaya dünya için bakarsak, o cennetten ihraç ediliriz. Ve yeryüzüne ineriz. Hadiseler bizi sıkar. Baharın tamamına bakabilirsen ve cenneti iman gözüyle görebilirsen bak, gör. Ehline tabii. Belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi. Görüyor musunuz? İmanın kuvvetine göre cennete giriyoruz. Manevi bir lezzeti dünyada da tatıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Diyor ki, o diyor vaat edilen cennetin o hali havas dünyada yaşar. İmam-ı Ali'den şöyle bir şey nakledeyim size. O diyor cennete, vaat edilen cennete hayvanlar girecek. Çocuklar girecek. Deliler de girecek. Değil, mesul değil. Çocuk girecek. Hayvanlar da girecek. Başka deliler de girecek. Yani önemli olan diyor, oraya bunlar giriyor. Bu dünyada sen bu manevi cennete girmeye bak diyor. Allah da öyle diyor ya, her şeyin yok olduğu, yok denilen, ismi yok. Yokun adı, yani yokluğun adı yok. Asıl saadet denmiş. Yok ya, yok. Üç gün ağacın kabuğunu kemirmeye saadet denilir mi? Kefen giyeceksin, kefen yok. Buna saadet denilir mi? Üç gün evinde hiçbir şey pişmemiş. Hiçbir şey pişmemiş. Bu nasıl saadet demiş? Bu cehennem aslında. Ha,
Hangimiz böyle üç yemekten bir yemeğe düştüğümüz zaman keyif verir bize? Bakın, yokun adına saadet denmiş. Çünkü adamlar ruhlarını manevi cennete sokmuşlar. Dünyanın üçüncü yüzüyle bakmıyorlar. Bakın cenneti görüyor musunuz? Gayet de rahatlar. Öyle değil mi? Hangimiz sahabe kadar mutlu ve huzurluyuz? Sebebi ne peki? Çok arabası mı var? Binaları mı var? Yatı katı atı mı var? Yani işi var. Öyle mi? Yokun adının içinde konmuş saadet. Yok ya, yok. Yani bir şey var ya. Burada bir yerde eksikliğimiz var bizim. Her şeyi tam, huzurumuz yok. Adamların hiçbir şeysi yok. Huzurlu. Hatta Allah onaylıyor. Saadet denmiş. Hatta bazılarına da garanti vermiş. Son kullanma tarihi de yok. Cenneti garantilemiş. Aşere-i mübeşşereler. Ot yemiş, cennet de garantilemiş. Ben baklava yiyorum, sıkıntı çekiyorum. Yaya gitmiş, yatacak yeri yok. Mutlu, ben jipin içinde mutsuz. Ya bir şey var ya, bir yerde bir terslik var. Arkadaşlar, biz cesedi memnun etmeye çalıştık, onlar ruhunu. Biz dünyamızı imar etmeye çalıştık, onlar ahiretlerini. Biz kendimize çalıştık, onlar Müslümanlığa çalıştılar. Yok öyle diye sana bak. Biz bazen kendimiz hesabına baktık, bazen Allah hesabına baktık. Hangisi işimize gelirse onu kullandık. Evet. Onlar öyle yapmadı. Onlar her şeyi Allah namına kullandı. Çok güzel. Biz işimize geldiğimizi kullandık. Bazen Allah diyoruz, bazen ben diyoruz. Evet. Ere yapıyor. Bak ben demedim ha. Bak o diyor. Aynen öyle oldu. Ondan sonra da telakki beklesin. Bekle ki telakki edersin. O ya. Kendi adına konuşuyor hocam. Tamam, kendi adına konuşuyor. Allah Allah. İmanda hakik öyle bir çekirdektir ki, Allahu Ekber, burayı da iyi dinleyin. İman hakikati, iman hakikati öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, çekirdek ağaç olsa, bir cennet üssüsü ondan çıkar, şu anlar 200. Çünkü iman Allah'ın esmasından değil. İman Allah'ın sıfatından değil. İman Allah'ın şuunatından değil, zatından bir nurdur. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin Allah'ın mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Arkadaşlar şuraya bak. İman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cennet üssüsü ondan çıkar. İman nasıl bir hakikat mahiyeti denilse, iman nasıl bir hakikat mahiyeti ne denilse, diyor ki, işaretleyeceğiz, yani iman nedir? Gözün göz bebeği de bal arısı gibi, bütün kainat safhalarında nukuş, menkuş, gül ve çiçek gibi delillerden bir, burhanlardan alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şiralardan vicdanda o tatlı iman balları yapar. İman, şöyle düşünün, kalp, makina, tamam mı? Makina, dima, kalbin iki tane ayağı var. Bir, dima. Burada mısınız? Bir sizi göreyim buralarda böyle. Şef verin bana. Buradayız abi, burada. Tamam. Ha bak şef kaldım şimdi. Tamam. Bakayım size böyle. Bak. Kalbin iki ayağı var. Bir dima. Bir de vicdan. Kafasına göre takılamaz bu kafa. İşte makesi efkarı dima. Masar hissiyatı vicdan. Tamam. Şimdi şöyle düşünün bakın. Kalp bir cihaz düşünün. Vicdan ile dima dışarıdan şunları topluyor çekirdeği eşyadan. Bir, delil. İki,
Burhan. 3. İbret. 4. Fikret. 5. Ünsiyet. 6. Üsare. 7. Şira. Vicdanda o tatlı iman balları yapıyor. Bu sefer dimağını topladı mı bu malzeme dışarıdan eşyadan alıyor. 530 sözlerde var. İnsanın efkarı ve duyguları kainattan marifetleri getirdiği zaman, bunları getirdiği zaman ruhunda bir musaddık, tasdik edici, onaylayıcı bulmayınca o gelenler manasızlığa inkılap ediyor. Mesela nara baktığı zaman hiç umrunda değil. Sığıra vermişsin, ha adama vermişsin. Hiç umrunda değil. Yani bunu Allah yapmıştır. Ancak Allah'a yakışır. Bak bakalım, nara bakın ya, narı yarın. Ya kimin olabilir bu koç, sapancı? Ahmet Mehmet'e yakışır mı bu onun olabilir? İhtimali var mı? Bu ancak Allah'ın olabilir. Hakikaten dikkat edin. O zaman arkadaşlar, Allah başka bir şey ya. Allah başka bir şeydir ya. Yani bizim ünsiyet ettiğimiz, ülfet ettiğimiz cinsten bir şey değil bu. Başka bir şey. Allah Allah. Allah başka bir şey ya. Arkadaşlar, o iman değil ha bu. O kalp makinesinde bu malzemelerle inşaat yapıyor. İnşaat yapıyor. Sonra Allah zatında nuru koyuyor. Onun adı iman. Bu saydıklarımız imanın malzemesi değil mi abi? Malzemesi. Anlamanızı istiyorum. Ev yapacak ya, çimento lazım, demir lazım. Evet. Herkes anlamadı ama hiç yasızda kalmaz. Yani niye anlamasın ya? Hasan abi, sayarken bir delim dedin, bir burhan dedin abi. İkisi aynı şey değiller mi? Değil abi. Birisi delim, mülktekidir. Burhan ise enfüstekidir. Yani dışarıdan aldığın şeyler var ya, delil. Mesela çiçeğe baktın, bunun kör olmaması lazım bunu yapanın. Kör olmaması lazım. Tamam. Bunu baktın, delil. İçeriye aldığın zaman hakikaten iç aleminde mesela bir şey düşündüğün zaman şekillendiriyoruz ya, mesela bir şeyi hayal ediyoruz. Ama onu böyle gözümüzü kapatıp o şekillendiriyoruz. Allah işte böyle, Allah da böyle basirdir. Böyle görüyordur. Yani birisi mülkte, birisi melekütteki hakikattır. Burhan daha arkada. Peki, iman nasıl bir hakikat mahiyette olduğunu okudum. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzet-i ruhaniyeyi, manevi sohbetler cenneti maneviyede haber veriyor. Mesela Latife-i Rabbani çalıştığı zamanlarımız oluyor. Mesela namazda, derste, işte o lezzetler cennetten haber veriyor. Acı alıcıyı açmış oluyoruz, feyzi mutlak veriyor. 536 şu. Şimdi namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Veya bir derstesiniz. Derstesiniz. Bir tatlı olmuyor mu? Öyle. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Veya bir sohbette. Böyle tatlı bir hal almıyor mu bazen? Alıyor. İşte Allah cennetin nesimini, işte halini sana yaşatıyor. Manevi cennet işte bu yani, böyle. Yani bu tabi mukaddeme, kendisi tam değil. Böyle bir şey yani. Ben söyleyeyim Hasan abi. Ne söyle abi? Şimdi bugün Cuma namazında hoca ezan okurken... Ezanı dinliyorum, hani bütün ruhumla, sanki dersin, hani vida var ya, vida. He.
Bir de onun karşılığı bir erkeği var, bir dişisi var. Tamam. Diyorum ki bu tam bana göre diyorum yani. Benim ruhum diyor ki bu tam bana göre. Tam oturdu diyorsun. Aynen öyle. Bu tam bana göre diyor. Hiç beni rahatsız etmiyor. Tam benim istidatıma göre diyor. Aynı namazda da hani... Aynı bana göre diyor. Bana göre diyorsun. Hakikaten ne güzel yerleştirdi bunu. Bu ruhta bir lezzet var yani. Öyle oluyor. Tam bana göre diyor. Bak ben bundan şeyleme alıyorum. Ben bundan zevk alıyorum diyorum. Tam git, sanki tam bana göre yapılmış diyorum bu. Tam benim kulağıma hitap ediyor. Tam benim aklıma hitap ediyor. Yani namazın hareketleri de tam bana göre yapılmış diyorum yani. Sanki dersin o vida oraya girmezse... Yani biri erkek biri dişi. Sanki bana göre yapılmış yani. Namaz da kulağımın, ezan da kulağımın o şekilde geliyor. Kur'an da kulağımın o şekilde geliyor. Başka bir şey dinlediğim zaman keyif almıyorum. Ama Kur'an sesi bana keyif veriyor. Hoşuma gidiyor. Ondan lezzet alıyorum yani. İşte o. Mesela düğünlere çağırıyorlar, gidiyorlar, bir dakika takılıp çıkıyorum. Ruhum daralıyor, sıkılıyorum, patlıyorum. Ama cenaze olduğu zaman hoşuna gidiyor. Eskiden. Ben soruyorum, millet diyor sende bir gariplik var diyor. Ben diyorum ben cenazeden daha fazla keyif alıyorum. En azından orada yani oraya bakınca yani aklına ölümü getiriyorsun, düşünüyorsun. Şey düğüne gidince herkes yarı çıksa. Öyle tatlı da bir şey yok ki. Elhamdülillah. Kim işte nasibi varsa bu dersten işte diyor ki hani Çanakkale misali verirdim. Çanakkale uydudan aldığını nasıl biliriz? Televizyonda gözüküyor. Ama sen çıplak gözle bakarsan uyduyu göremezsin. Gözün yetmez, sis, buz vesaire. Ama bu gözsüz göz, çanak anten, ölü göz, gözsüz göz. Uyduyu görüyor. Nasıl görüyor? Göz yok. Gözsüz görülür mü? Görülüyormuş işte. Abi iyi çekmiyor. Uyduyu biraz çevirsen tamam gördü abi uyduyu gördü diyorsun falan. Aşağıdakine. Aşağıdakine. Aa tamam abi tamam karıncalardan falan. Gözsüz göz görüyor. Görüyor değil mi? Çanak görüyor. Peki görmek yetmiyor. Onu taşıyor buraya. Ve çıplak gözle bak içinde çanakta öyle bir şey yok. Ama gördüğünü televizyona yansıyor. Tamam. İşte haşa uyduda misal Allah. Çanak antende misal Latife-i Rabbani vicdan. Televizyondan kutu beden. Televizyondaki elektrik bizim hayat. Antenle televizyon arasındaki kablo hissiyat, televizyondaki program yani sistem, yapı, ruh, orada gözüken film uydudaki film olduğu için cennet havası yani. Hissediyorsun. Ben nasıl anlatayım bu kadar yapabiliyorum. Lazcası bu. Siz de Türkçesini bulun. Abi bir şey sorabilir miyim? Mesela herkesin kabiliyeti nispetinde değişebilir. İslam büyüklerinin hayatı anlatılırken bu dediğin hal bazen oluyor. Yani kendi adıma söyleyeyim, arkadaşlarımla da bazen mütalaa ediyorum. Biz hangi halden halleniyoruz ki? Mesela diyelim ki o Allah rızası için bir çile çekiyor ama mükafatını düşünüyor işte. Ya da işte bir ayete dayandırıyor diyor. İşte Cenab-ı Hak sabredin. İşte Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Sen halleniyorsun ama bizde mesela orada bir şey var ama. Sirayet. Onlar Allah için sabrettiğince sirayetin mekanı yok, zamanı yok, kıblesi yok. Zamanı, müddeti yok, mekanı yok. Her şeyde var diye. Her şeyde var sirayet. Mesela aynısını sana misal vereyim. Git ecdadın camisine git Sultanahmet Beyazıt'a. Osmanlı sana hissettiriyor musun, etmiyor musun? Gir Cumhuriyet dönemindeki camiye bakın. O da cami. O hissi hissediyor musun? Yok. Sirayet var. Bak. Allah Resulü haşa esbab perest miydi? Haşa. Tövbe estağfurullah. Peki Veysel Karani'ye ne gönderdi? Madem onun hırkasıyla bir başkasının eşitti, niye hırkasını gönderiyor? Derdi ki ya ashabım Veysel Karani'ye benden bir hediye hırka alın. Yok. Giydiği hırkayı verdi. Eyüp Aleyhisselam var abi. He? Yusuf Aleyhisselam'da. Nasıl? Yusuf Aleyhisselam'a yolluyor ya hırka. Ha Yusuf Aleyhisselam şey gözü açıldı. Arkadaşlar ne olur buraya her tarafa sirayet var. Bir şey diyebilir miyim? Yani?
Evet abi. Atom seviyesinde bu sirayet nasıl açıklıyorsunuz? Aa bak şimdi. Fizik der ki, ama şu andaki fizik değil, şu anda dediğimi diyor. Proton, elektron arası boşluk diyor. Hayır, kuantum enerjisi var. O orada kalıyor. İşte o boşluk ifade edemedikleri manevi yapılanma orada. Protonla elektron arasında izah edemiyor ama ona da bir isim koymuş. X atomu demiş. Şey, parçacığı. Tanrı parçacığı. Tanrı parçacığı diyor. Niye? Başka çaresi yok. Ya oraya mı sirayet ediyor? Evet. Mesela bak. Köpek bile görmesin avını. Kendisi gör. Kokuyla gidiyor mu gitmiyor mu? Oradan gidiyor. Düz gitsene. Hayır, takip ediyor. Koku var mı yok mu? Bu sirayet. Senin kokun oraya sinmesi, koku olmayan adamı anlatalım. Ömründe hiç kimsede koku yok. Ama birisinde açılmış. Allah Allah ya, bu ne biçim güzel kokuyor falan desen. Anlatabilir misin? Nasıl anlatacaksın adama kokuyu? Sirayet böyle bir şey. Yeni asrın teknolojisidir sirayet, koku. Yani var olandan değil, olmayanların alametleri var işte koku. Mesela eşyaya siniyor. Ha şimdi bir cihaz yapılmış, yapılıyor. Kaç ay diyorlar bilmiyorum. Kim giymiş onu cinayet olan evde? O eşyayı alıyorlar. O koku dalga boyuyla bunu kim giymiş? Adamların dalga boylarına kıyas ederek bunu giyeni bir tespit ediyor. Sirayet. Ve zaman ve mekan yok. Geçmişten de bize sirayet ediyor. Gelecekten de sirayet ediyor. Çünkü Allah'tır. Mekanı yok. Kuzeyi, güneyi yok. Feyiz ya. Yalnız bunu adreslemek için mektup ama adresi koyman için onun adı da duadır. Sirayete adres koymaktır. Sirayeti kıbleye koymaktır. Dua işte. Halim böyle. Ya Rabbi. Buna yardım eyle Allah'ım, dertini bertaraf eyle derken bir teveccüh etmişsin ki, bak burası gerildi yani, inan geriliyor. Böyle o duyguya kıble koyuyorsun, adres koyuyorsun. Allah'a kullanıyorsun bazen, Muhammed'in ümmetine ya Rabbi, ona yani Esma'ya hedef koyuyorsun. Allah'ım ona şunu yan nasip et. Sirayet. Son asrın en şeyi olacak. Mesela koku diyoruz ama ustadın çamaşırını kirletmeden yıkattırırdı. Abiler diyor ki yani o kadar temiz bazen temizle eski o kadar eşitti ki ayırt edemezdik. Nasıl ayırt ediyorlar? Kokuyorsa eskidir. Yani giymiştir. Kokmuyorsa çamaşırdan gelmiştir. Çünkü ustad gül gibi kokardı. Asr-ı saadette Allah Resulü'nün sahabeleri biz diyor Resulullah'ı görmesek hangi yerden geçtiğini kokuyla anlardık diyor. Koku bırakıyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Koku, karınca bile bir kilometre kokuyu alıyor. Şu marketteki karınca burada döktüğünüz çayda döktüğünüz şekeri anlıyor. Öyle diyor bunlar. İnsanın yapısı kokuda ne kadar yaşar? Mesela çok ağır kokusu olan, çok kötü kokan koku olanınız olabilir. Ona diyorum ki bir çift lafım var. Bu teri çok pis kokan. Biyolojik değildir o. Biyolojide yol bulup ticariye çıkmış. Ahlaken zayıfsın. Ahlaken ahlakını düzelt. Geçimsizsin demek ki. Burada kimse ben kimsenin akrabası değilim. Sizinle ticaret de yapmamışım. Belki var hanım. Ben sizinle ticaret yapmamışım. Sizinle kavga etmemişim ki abi beni kastediyor. Ben ne bileyim senin kokunu. Ne olur mezar musama et yani. Bu kitaplarda diyor Osmanlıcasından okuduk. Yani ben senin akraban mıyım? Değilim. Niye seni kastedeyim canım? Yani işim kalmadı da derste senin konu yapacağım yani. Ha o zaman kim sözlerini almasın. O zaman diyeceksin ki hey Allah razı olsun. Ne yapmam lazım? Ya doktora gidiyorsun hastanı tespit etmek için para veriyorsun bir de. Nefes al, bırak. Nefes al. Tamam üşüttün. Ne oldu? İyi bir şey söyledi. Kansersin. Al sana 100 lira.
Aynı üzere. İyi bir şey mi söyledi ki para veriyorsun? Ben sana direkt neticeyi söylüyorum. Hem de bedava. Geçimli ol. Abi nasıl yapacağım? Laf da ben de biliyorum. Cemaattan ayrılma. Geçimsiz, ahlaka ağır insanlar cemaattan ayrılmasınlar. Sosyal tarafını genişlettir. O zaman düzelir. Allah Resulü'nün teri nasıl kokardı? Gül değil mi? Gül reyhan gibi. Ustadın giy gül gibi kokardı. Niye öyle canım? Bir sahabe demiyor çok acayip kokusu vardı acayip. Koku kimliktir. Sima kimliktir. Ses kimliktir. İnsandan atılanlar kimliktir. Onunla tahlil edilirsin. Doktor bile ondan senin içinde ne var söylüyor. Hukukta, hukukta nedir İslam hukukunda biliyor musunuz hukukta? Senin değil ama. Şarap içinin, içki içinin, teri necis ait. Necis haindir. Büyük necistir. Sürüdü mü seni? Aynı bilmem ne süründü gibi yıkaman lazım orayı sen. Bilmem ne var ya pislik anladınız. O sana sürülse ne olurdu? Ne yapardın? Bir içki içen adamın teri sana sürülse orayı öyle yıkayacaksın. Bir defayla kurtarmaz. Üç defa yıkayacaksın. Hukukta da söyledim canım. Sirayet böyle bir şey. Arkadaşlar birbirimize sirayet ediyoruz. Bunun ruhsal yapısı insiba ve inikastır. Eylemsel hali sirayettir. Cennet sirayet ediyor. Her tarafa. Muhatap olan da gözüküyor. Mesela dışarıdan güneş geliyor. İstersen camını aç, yani perdeni. Güneş girsin. İstersen alma. Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayetteki lezzet ve nimet nedir diye sual eden sahile cevaptır. Yani hidayet, saadet-i dareyn vardır. Hidayette saadet-i dareyn vardır. Saadet-i dareyn? İki. Hidayette. Hidayetin neticesi nefsi hidayettir. Yani yapı sistemi dengeye getirmektir. İfrat tefritten azade vasata getirmek nefsi hidayettir. Hidayetin semeresi ise aynı hidayettir. Yani meyvesi nedir? Hakikaten hidayet kendisi hidayettir. Zira hidayet hazır zatında büyük bir nimettir ve vicdanı bir lezzettir. İyi dinleyin. Belki ruhun cennetidir. Nasıl ki dalalet ruhun cehennemidir. Ve bilahare ahiretin felah ve saadetin intihac eder. Demek ki hidayet ruhun cennetidir. Dalalet ruhun cehennemidir. Şimdi cennetten ihraç nasıl edileceğiz? Sadakattan istikamet doğar. İstikametten hidayet, hidayette de cennet olur. Yaşarsın böyle. Kafana göre yaşamazsın. Keyifli olursun. Alametleri dışarıda olur. Oysa bunlar hep içeride yaşamak isterler. Dışarı çıkmak istemezler. Hep içeriye taşınırlar. İçeriyi kastettiğim ev değil. Enfuse. Enfusi tefekkürde diyor, inceden inceye tetkikat yap. Afaki tefekkürde icmal et. Sakın derine dalma afaki. Yani güneşin çapı ne kadardır, saniyede ne kadar şey veriyordur, bizden uzaktır falan diyor. Saniyede orada patlamakta bunlar boğar, ruhu çıldırtır. Haber, ruhu çıldırtır, deli ediyor. Hep misal vermedi mi size hatırlarsınız? Haberden sonra böyle yapamam. Of be iyi ki seyrettim ya haberi. Ne güzel oldu ya, rahatladım ya. Seyretmeseydim çok kötü olacaktı. Her haberden sonra sıkıntı yok. Ne kadar ahmağız biz ki. Her haberden sonra sıkılıyoruz gene açıyoruz. Ahmak işte buyuz. Ya hepimiz. Hepimiz demeyeyim. Açmayan değil. Burada kardeşim okşamayacağım yani. Bir peki sıkılıyor musun sıkılmıyor musun? Abi ben kapattıktan sonra sıkılmıyorsun. Ha o zaman bu sözüm sana ait değil. Eğer sıkılıyorsan moralim o zaman. Hakikaten ya.
havam gitti ya. Diyorsan, gene açıyorsan akmak diye denesin ya. Sıkılmıyorsa daha kötü değil mi abi? Oo, zaten duman. Ruh kalmamış. Arkadaşlar, olumsuzlukla bak. Doğru düşünürken, bak şimdi gözün, kulağın, burnun, dilin, elin. Tamam mı? Bir de sef ve şef var. Onu boşver, ustad diyor. Beş tane duygu. Getirdiği her şey içeride canlanıyor, ruhlanıyor. Suya getireceğim ben bir şey, kuru kalacak. Olur mu? Ne sokuyorsanız canlanıyor, canlanıyor. Anlamıyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Haram olsun yalan söylüyorsan. Bak İzmir, Bolladin, Afyon, bilmem nere. Bak geldim, bir defa açtım, haram olsun. Bak bu, abi uzun seyahatte ne dinleyeceğim? Allah Allah. Ne demek diyeceğim? Bir sürü sohbette var, yanındaki arkadaş var, okuyacağın şeyler var. Yanındakine zaten şey yap ya, yeter. Niye Roma dağılacağım? Bak kaç bin kilometre geliyorum, gene canlıyım. Bir 45 dakika ve öyle ışık ders dinlesem, o zaman beni deli ediyor. 45 dakika ders dinleyeceksin koca bir günde böyle. Tamam abi falan bağırdığı zaman. Tamam. Tamam yani güzel. Canlı yani arkadaşlar sebebini şunu anlatmak için söylüyorum bunu da. Sitem değil. Ne olur gözümüze, kulağımıza, burnumuza, dilimize, dokunma duygumuza mukayyet olmamız lazım. Mukayyet olma nispetinden kendinizi kötü hissedemezsiniz. Şu ortamdasınız. Sirayet var, birbirine geçiş var. Bu ortamda nasıl kötü hissedersin? Demek ki bu ortamın adamı değilsin. Ha, niçin misal verdim? Bu ortamda kendini iyi hissediyorsan bu şu demektir. Kendini kötü hissettiğin zaman ortamın doğru değildir demektir. Ortamını düzeltmen lazım. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. Sirayet var arkadaşlar. Birbirine yansıyor. Biz anlamıyoruz bunu. Birbirimize yüklüyoruz. Fotokopi, kopyala, yapıştır. Hidayet ruhun cenneti. Hidayet doğruyu yanlışı ayırt etmek. Ama Cenab-ı Hakk'ın marziyatına göre. Kafamıza göre değil. Bunu yapmadığımız zamanlar ihraç ediliyoruz. Bak, ihracı anlatayım. Sadakat dendiği gibi yapacaksın. Ucunda ne var? Sadakatın ucu istikamet. İstikametin ucu hidayet. Hidayetin ucu cennet. Eğer cennet havamız yoksa burada bir sorun var burada. Bu silsilede bir sorun yaşıyoruz. İhraç ediliyoruz. Bak bu keyifli havamızı eve gideceksin biliyorum ne filmi diziyi açsan ihraç edilmeyecek misin? İnan aşağıya. Sen buraya layık değilsin aşağıya inan bu duruma. O demektir. İhraç ediliyoruz. Çıkartılıyoruz oradan. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman içinde cennet gibi bir zamanı halk eder ve her zamana layık çareleri icat eder ve her yere muvafık ilaçları ihsan eder. Varlığa 142. Yani abi kötü bir şartlarım var diyenlere söylüyorum. Abi benim çalıştığım yer çok kötü. Abi giderken çok kötü. Abi onlara cevabımı da okuyorum. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman içinde cennet gibi bir zamanı halk eder. Ve her zamana layık çareleri icat eder. Ve her yere muvafık ilacı ihsan eder. Yeter ki metroda, iş yerinde Allah'ın rızasını tutmak sana, orada sana ne yapar? Her zamana layık çareleri icat eder, kalbine ikram eder ve yarana muvafık ilaçları ihsan eder. Nerede okudunuz abi? Barla 142. Çok ilginç değil mi? Aferin, sorduğun için teşekkür ediyor. Bana da keyif veriyor. Cenab-ı Hak diyor bak, abi şartların çok ağır, abi çok kötü yerde çalışıyorum, abi anne babam şey yapıyor ya, abi bir şey yapıyor, dur, sanki biz geçmedik yani, her dersten sonra dayak yiyordum ya, her dersten sonra, gene hiç sormuyor, belki belediye otobüsünün lastiği patladı da yani geç kaldın, tamam derstesin,
Her ders dayakla karşılıklı olur. Dayak yiyorduk. Gençken, çocukken. Cenab-ı Hak nasıl ki cehennem gibi bir zaman için, abi cehennem gibi yer. Tamam. Cennet gibi bir zamanı halk eder ve her zamana layık çareleri icat eder. Her zamana layık. Sana öyle bir ikram eder ki evde bulamazsın. İki saat okudun bir şey bulamadın, metroda bir şey açtın, acayip bir şey verdi. Niye? Her zamana layık çareleri icat eder. Abi durumum iyi değil. Yavrum geçin oraya. Geçin. Durun arkaya. Geçin. Her yaraya yara aldım abi. Her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Nerede? O şartlarda veriyor. Şimdi seni metroda alacağın o 10 dakikalık o okumandan lezzeti belki de evde 2 saat okusan alamayacaktın. Ne diyor bak? Her yaraya muvafık ilacı ihsan eder. Anlıyor musunuz? Abi bu gafsiyetle alakalı değil mi? Gafsiyette, ferdiyette ne dersin de ama önemli olan metroda o kitabı açmandır yani. Tabii şu gafsiyet. Yani bir şeye dahil olmayla olur. Muntesip, intisapla olur. Doğru. Mesela cep telefonu var. Mesela geliyordum İzmir'de. Yolu bir yerlerde karıştırdık. Navigasyona girdim. Girmiyor. Sinyal verdi. Konum aç diyor. Uydu GPS'ini aç. GPS'i açmak demek o sistemi kabul etmek demektir. Sistem dedi ki tamam seni kabul ettim. Sen falan yerdesin. Nereye gitmek istiyorsun? Adres şuraya. Tamam ben hemen çiziyorum. Şahsı manevini kabul edince beni uydudan kontrol etti. Sağa git, sola git, öyle gitme, böyle yapma. İşte gafset seni böyle tutuyor. O uydu sistemi bütünlük içinde seni görmesi şahsı manevi cemaattır. Cemaata dahil olursan sinyali alırsın. O sinyali alırsın lafın var ya, kabire girdiğin zaman o GPS nasıl çalıştığını, ne demek olduğunu o zaman anlarsın. İşte kaplama alanı dışındasın. Mesela var ya benim bazen telefon misali var. Cenab-ı Hak 70 defa kalpleri ziyaret ediyor ya. Mesela bazı kalplere geliyor. Ya Rabbi aradığınız kişinin kalbi kaplama alanının dışındadır. Ulaşılamaz. Başka zaman arayınız. Başka bir zaman arıyor gene Cenab-ı Hak 70 defa. Ya Rabbi ya telefonu kapalı veya kapsama alanın dışında. Veya üçüncüsünü söylüyorum çok ağır. Ya Rabbi şimdi başkasıyla meşgul. Seninle görüşemez. Tabi bize şaka geliyor da. Öyle değil mi? Allah yardım etsin. Ama biz ne kapsama alanın dışındayız ne de telefonumuz kapalı ne de şey. Aynen bu hizmetle meşgul olanın hiç endişeniz olmasın. Samimi söyleyeyim okşamıyorum sizi. GPS'iniz açık Allah'ın izniyle. Buradasınız GPS açık. Allah aramasa, onaylanmasaydınız burada olamazdınız. Ne demek bu? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile 9. söz. Sen GPS'in onaylandıktan sonra navigasyon gözükür. Şimdi bir de söylüyorum. Bir de iki defa tekrar edeceğim. GPS onaylanınca navigasyonda harita gözükür. Aynı bunun gibi bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ruh namaz kılma, daha namaz kılmazdan biz ruh miraç yapıyor, onaylanıyor. O ruhun bedeni burada namaz kılabiliyor. Onaylanmayan kılamıyor. Kesinlikle. Onaylanmazsan namaz kılamazsın. Ruhun bedendeki salata kıyamı bedenin arzdaki namaz olarak gözükür. Ruhun onaylanmadıkça namaza duramazsın. Abi benim ne suçum var? Liyakat kesmet. Adam gibi adam olursak onaylanırsın. GPS, navigasyon ya internette çalışacak ya da programı çok güzel olacak. Vesaire veya telefonun. Her telefon GPS'i göstermiyor. Yani cemaatine arayacak veya kendinde arayacaksın. Bakın salat tektir. Salat namaz değildir. Salatın içinde namaz da var. Ruh salata kıyam ederse bedende
En mukaddes mabet, ibadet edilecek yer, edilen yer bedendir. Bedenden daha kutsi bir yer yoktur. Kutsi denilen şey insanla değer alır. Dünyadan insanları çekip çıkarın, Kabe'nin değeri yoktur. İnsanla her şey değil Kabe, arş. Arşın daha üstü var. Lef-i Mahfuz, daha üstü var arş-ı azam. İnsanla değer alıyor. İşte salat, ruh, bedende salata kıyam ederse, yani içsel yapı, miracı, yani huzura kabulü onaylanırsa, bedende arzda namaz kılıyor. Adam gibi adam olursan namazın olur. Namazı olanlara ne mutlu, müjdeler olsun. Ruhun onaylanıyor demektir. Şu, ben hiç sevmediğim bir adama, iyi dinleyin, seni söyleyeyim. Seni hiç sevmediğim, nefret ettiğim bir adama en çok sevdiğin şeyi verir misin? Vermez. Ben seni en çok nefret ediyorum adama, huzuruma gelmiş, hep pis pis gülüyor. Gir lan, çek git. Ya ben giderim, ya sen git. Öyle ya. Şimdi Allah haşa, sevmediği insanı huzuruna alır mı? Belediye başkanı alır mı? Başbakan alır mı? Almıyor kardeşim. Allah'ın huzuruna çıkmak herkesin işi değil. Almıyor. Niye almıyor? Git ona sor. Sor ona. Bir gün çıkabilir diye de rızkını vermeye devam ediyor. Ama tabii. Ama almıyor. Al, ekmeği verin diyor. Adeta almıyor. Vermek istemiyorsun hiç istetmez ya. He, istemiyor ki. Demek ki vermiyor. Niye istemiyor? İstemiyor. Niye kılmıyorsun arkadaş namazını? Ne işin var öyle yerlerde? Ne işin var o programlarda? Ne işin var o sitelerde senin? Cennetten ihraç ediliyorsun. O tip şey, pis pis şeyleri seyret et. 11, 12, 1 oldu. Yani yatsı kılsam ya. Neyse yarın kılarım. Yarın o. Ha, huzura. Sen zaten nasıl huzura çıkacaktın ki o ruhla? Yarın kılarsın. Öbür gün kılarsın. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Adam da belki de yalan söylüyor. Allah'ın rahmetine kavuştur, kavuşmuştur diyor. Ulan nereden biliyorsun Allah'ın rahmetine? Üstü zannediyor da ondan. Biz de öyle diyoruz. Ben diyorum ya. Abi peki namaza çıkmakta oluyor mu şimdi? Hani bir de yazıklar olsun namaz kılanlara hitabı da var. Onlarınki onaylanmış oluyor. Yani bizim ilk önce zahir. O Allah canibinden bakışı. Tamam mı? Yazıklar olsun namaz kılanlara. Allah canibindeki bakışı. Namazın içerisi. Mesela adam ahlaksız namaz kılıyor. Geçimsiz. Hak hukuk yok. Mesela bir tanesine rastladım şimdi seyahatte. Bak şimdi, darlattı beni. Abi dedi, beni de darlatınca derim yani dindeki şey. Abi huzurum yok dedi. Bir, namaz kılıyor musun kardeşim? Kılıyorum abi dedi. Kazam yok, aferin lan. Orucum, tamam. İnternet, televizyonların işim yok dedi. Tamam mı? Hizbul Kur'an okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Risale okuyor musun? Okuyorum abi dedi. Aa, bak şimdi. Haftada bir gün derse gidiyor musun? Abi dedi en az 2-3 defa derse gidiyorum. Allah Allah. Ne var söylesene? Abi korkunç bir kaos var içinde yanıyor. Adam soru sordu ama oradakiler birbirlerini tanıyorlar. Dedim iki tane sebep kaldı. Ya ah aldın ya üzerinde korkunç kul hakkı var. Evet abi. Meğer kul hakkı da karşıda oturuyormuş. Yedi adamın. Ortak iş yapmışlar alavera dalavera. Borçları ona yüklemiş. Değişik şirketle de bu çıkmış buradan. Eski şirketin borcu ona. Hani borç beraber olacaktı. Adam evine ekmek götüremiyor. O zaman dedim korkunç bir kul hakkı var. Veya ah aldın. Ah alıyorsun. Bir de tam tersi olan da var abi. Adam görünce zahiren çok sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor ama dediklerini şimdi de yapmıyor mesela. Ha onun bitmiş. Krete kal. Böyle dalina mı? Hiç ikaz yok. Şimdi bak şimdi sana vurabilir miyim böyle? Vuramam ya. Nerede vuracağım sana? Mesafeden dolayı. Ha mesafe vuramam. Buraya vurabiliyor muyum? Vurabilirsin. Ha tokat yakın olana vurulur.
Allah ahirete bırakmışsa onun adı zecirdir. Hiçbir şey vermez. Fok balığı gibi yaşar. Firavun'un 300 sene yaşamış, dişi bile ağrımamış. Yine sıkıntı var. Peki nimet mi bu sıkıntı? Tabii ki nimet. Bak bana geldi. Ben tanımıyorum. Şimdi ben orada olsaydım, olayları duysaydım, sonra duydum bir şey. Duysaydım da söylesem tesir etmezdi. Adam beni kastediyor diyor. Ama ben adamı tanımıyorum. Sizi de tanımıyorum ki birbirinize ne yaptınız. Ama ben ölçüyü söylüyorum. Kul hakkı yiyorsun. Ya kul hakkı var, korkunç veya ciddi bir derecene göre. Ah aldın, ah almayacaksın. Çıkar aheste aheste. Yakar seni, yıkar seni. Namaz kılıyor ama ahlak yok işte. Ama biz üstü zannediyoruz. Ha şu beş tane şartın iki tanesi de şu. Kardeşim namaz kılıyor musun akabinde tesbihat yaparak? Evet abi. Ha. Haftada bir gün derse gidiyor musun? Evet abi. Hizbul Kur'an okuyor musun? Evet abi. Derslere gidiyorsun. Risale okuyor musun? Evet abi. Rezim mezim şeylere zaten girmiyorsun. İnternet, televizyon. Hala sıkıntı var. O zaman doktorluksun, biyolojik bir çıkıntı var. Bir salgılama eksik, bir bez çalışmıyor. Abi hiçbir şey de yok diyor doktor. İçtim 5 sene, 7 senede meliştim aldı, hala sıkıntı var. Başka çaresi kalmadı. Bütün onayladık, ayıkladık, iki sebep kaldı. Ya ahaldın ve ahalıyorsun veya ahaldın, git helallaş veya kul hakkı var veya kul hakkını yiyorsun. Sonra duydum. Ortaklar alavera dalavera Kürt Mehmet Nebet'e borçlarını yüklemiş, iflas göstermiş ona, ondan sonra sıyrılmış buradan başka bir şirketle. Sen uzun da olacak. Ama gene iyi adam. Bunları yaptığı için Allah burada fırsat verdi, sıktı. Arabanın bir de harareti göstergesi çalışmasa ne olur araba? Bitti. Peki gösterge göstermesin. Ulan neden gösteriyorsun lan lanet olsun der misin? Ulan aferin lan iyi ki gösterdin. Yaz kaldı motoru yaktık ya. Ha motor motorun yanmasını önleyen gösterge ya. Ha sıkıntılar göstergedir. Şimdi bu aklı varsa işte bu dönüş. Ay yeni geliyorum biz buna. Bugün ha. Şimdi ne yapacak? Vay be. Abiye bak ya. Bizi vallahi tahlil etti. O malzemeyi aldı. Ulan hastalık çıktı. Şimdi aklı varsa bu gece onu hesap eder mi etmez mi? Peki dedi çare nedir dedi. Kafaşada ya. Çareyi sen de biliyorsun. Helal edeceksin. Helal edecek sana. Nasıl helal edecek? Öde. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikar işlenen günahların tövbesi aşikaredir. Ödeyeceksin. Ondan sonra kırıp döktüğünün de hakkını bedelini ödesen yetmiyor. İki tane satır kaldı okuyorum bitiriyorum. Bazen öyle nazarımızda kötü vaziyetlerden bizi kurtarıyor ki işte o muvafık ilacı bulana kadar cennetten ihraç edilmişiz. Bazen öyle nazarımızda kötü vaziyetlerden bizi kurtarıyor ki sıkıntılar var ya böyle bazen şeyler. İşte o muvafık ilacı bulana kadar cennetten ihraç ediyor. Yani sıkıntı, adam sıkıntı olmasa gidip dersleri gitmiyor. Ben Almanya'da yurt dışında böyle kolunu sallayıp sallayıp siyahatı, gençliği, parası, fiyakası hepsi yerinde. Abi ya veya hocam vallahi bana vallahi anlatsana ya. İyi ki geldin ya Türkiye'den. Hakikaten ben ne yapacağım ya? Nasıl kurtulacağız ya bu memlekette? Bize bir yol göster ya. Ne yapmamız lazım? Diyeni pek rastlamadım. Ya iflas olanlar geliyor, ya sıkıntısı olan geliyor. Yani akıllı bir adama denk gelmiyorsun. Yani. Sanki burada da yok. Burada da öyle. Tam akıllı denk gelmiyor Allah'ın hikmeti. Ama siz istisnasınız. Çünkü... Ya Allah ki gıcırdamasın da. Arkadaşlar, Allah boşuna vermiyor. Vermiyor. Gelmiyoruz arkadaşlar, gelmiyoruz. Birbirimizi aldatacak mıyız? Bir tanesi geldi dedi ki, hocam nasılsın falan. İyiyim adamdır. Ben dedi,
seni dedi siteden biliyorum. Ziyaret edin. İyi dedim. Ben de zaten Allah için ziyaret ediyor. İyi falan. Hocam bir sıkıntı yok hocam dedi. Ben Allah için ziyaret ettim. Tabii içimden diyorum. Takkemi anlat. Şimdi o kadar mesafe gelmişsin arabadan şimdi. Ondan sonra tamam. Ben tabii çıkıyorum. Başka şey derse gidiyor. Hocam bir iki dakika bana ayırır mısın? Hayırdır? Allah için gelmiştin ya. Yok Allah için gelmiştik ama biz biraz da kendim için gelmiştim. Desene kardeş. Ne taksi söylüyorsun ben bilmiyorum. Benim için geleceksin o kadar kilometrede. Hocam uykum tutmuyor. Yoğurt yesin abi. He? Yoğurt yesin. Demek ki derdimiz olmazsa derslere zor gidiyor. Emirdağ 2, 244'ten okuyorum. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. Bir de okuyayım. Bak çare okumadan. İşte bu zamanda, bu manevi cehennemi, manevi cehennem, insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an-ı Hakim'dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur etsalarıdır. Nurları okumakla cennet, nurları okumamakla cennetten ihraç oluyoruz, haberimiz yok. Son yer. İlim meclisleri için Allah Resulü cennet bahçesi diyor. Bu ilim meclislerine devam etmemek, dusturlarına aykırı hareket etmekle de cennetimizden ihraç ediliyoruz. Men Rabbuke sorusuna muhatap olan medrese talebesinin azaptan kurtulması bu medresede bulunanların da iştirak amal uhreveden hissesiyle biiznina yanlış cevap verse bile azaptan kurtulup rahmet ilahiye tebessüme getiririz. Yanlış da yoksa yeter ki gemide ol. Mesela soruyu burada soruyorlar. Orada yazılıyı okuyorlar. Yazılı sorusu. Mesela öğretmen soruyu cevabı da veriyoruz. Kağıdı alıyor. Bir hafta sonra yazılı cevabını alırsın diyor. Değil mi? Hemen verdiğin gibi cevap var mı? Yok. Belki de bir ay sonra okuyor. Tembel öğretmenler de var böyle. Aramızda tembel öğretmen varsa. Bir ay sonra genç çocuklar okuyamadı mesela. Nasıl okuyamadın ya? Bir hafta sonra okuyacaksın kardeşim ya. İşin bu. Bir ay sonra. Şimdi... Dünyada soru soruyor. Geliyor arkadaşlar, çoğunuz %90 gençsiniz. Açık saçık geliyor. Allah soru soruyor. Ben mi o mu? Veya hadis-i şerifi yapayım. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, herkesin cennetteki hürisi bu dünyada sizi görüyor. Eğer diyor açık saçığa baktığınız zaman ağlar, onu bana mı tercih ettiniz diye ağlıyormuş. Onu bana nasıl tercih ettiniz? Onu niye tercih ettin diye sana ağlıyormuş. Soruyu burada soruyor. Yani iştahını ertele ve ötele. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. Baktınsa baktı yazılıyor. Bakmadınsa bakmadı yazılıyor. Ama böyle bir şey yok. Kabir deden Münker Nekir de sana diyecek. Yazılı soruların cevapları. Zaten cevap da var. Notu bu. Baktın ki olan Ümraniye'de şehirden geçerken açık saçık vardı. Bakmadın. Elhamdülillah. Bakmadınsa baktı yazılmaz. Kadıköy'e indiğin zaman rezillikleri takip ederek bakmıştır. Çiziklere eyvah. Bak yazılı cevaplar bu. Soru burada soruluyor. Yazılı orada okunuyor. Bunları sana kazandıran dershaneler olduğundan burada öğrendiğimizden dershaneler istikametin limanı, lezzet ve istikametin zemini dershanelerdir. Dershanelerden de düşerseniz cennetimizden ihraç ediliyoruz. Allah muhafaza etsin. Hususi cennetimiz, limanımız dershanelerdir, kitabımızdır, sığınağımız olan imanımızdır, takvamızdır. Takva için söylüyor. Onları okudum da daha önce. Takva, aile hayatı cennettir diyor. Onları okudum.
size okumadım. Yani onu da okusam uzun olur. Mesela takva, siper, değil mi? Sünnet-i seniye, takvamız, bunlar cennetimizin payandaları, yani dış duvar yerleri. Eğer takvamızdan ve sünnet-i seniyeden düşersek cennet, hususi cennetimizden ihraç ediliyoruz. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.